Selam arkadaşlar, ben Umut Olcay, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe'nin neden uzun zamandır şampiyon olamadığını, uzun süredir şampiyon olamadığını ve bu sene şampiyonluk şansının ne kadar olduğunu konuşacağız. Hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe biliyorsunuz ki uzun zamandır, 7-8 sene olmuştur herhalde. Ben bile hatırlamıyorum artık, fanatik Fenerbahçeli olarak. 7-8 sene diyeyim ben, şampiyon olamıyor arkadaşlar Fenerbahçe. Bunun başlıca nedenlerinde tabii ki yanlış yapılanma, yanlış kadro tercihleri ve her sene değişen kadro arkadaşlar. Fenerbahçe her sene 10 tane veya bilemedi 8 tane, 7 tane transfer net bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Başarının gelmemesinin sırrının temel nedeni de bu arkadaşlar bence. Kadronun doğru şekilde yapılanmaması ve yapılan yanlış transferler veya yapılan yanlış hoca tercihleriyle Fenerbahçe 7-8 senedir şampiyon olamıyor arkadaşlar. Peki bu dönemde, yani bu sezon Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? Şampiyon olma ihtimali nedir? Bunun hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olma ihtimalini bir hayli yüksek görüyorum. Çünkü yapılan transferlerin hepsinin, yani çoğunluğunun doğru transferler olduğunu biz gördük. Yani Pelkas transferi, aynı şekilde Atilla Szalai transferi, özellikle Fenerbahçe'nin yaptığı en iyi transferlerden. Mesut Özil konusuna gelirsek, Mesut Özil bir seneye yakın ayağına top değmemiş bir futbolcu. Bir senedir futbol oynamayan bir oyuncu. Mesut Özil de formunu bulduğu zaman, sakatlığı atlattıktan sonra iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe özellikle Trabzonspor maçında gösterdiği performans da iyi oyun anlamında neler yapabileceğini Fenerbahçe taraftarları görmüş durumdadır. Tabii Erol Bulut'a da eleştiriler var. Daha demin de belirttiğim gibi arkadaşlar, Fenerbahçe yanlış hoca tercihleri, yanlış kadro tercihleriyle buralara gelmişti. Bir de bunun şu tarafı var. Medya tarafından ve Fenerbahçe'yi bölme çabalarında olan insanlar tarafından arkadaşlar, bu dönemlerde Fenerbahçe hep şampiyonluktan oldu. Bu dönemde de Fenerbahçe arkadaşlar şampiyonluktan etmek için hocasına yönelik veya oyunculara yönelik yapılan saldırılar oluyor. Bunlar tabii Fenerbahçe taraftarları değil arkadaşlar. Bunlar Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi bölmek için yapılan provokasyonlardır arkadaşlar. Buradan Fenerbahçe taraftarlarına da sesleniyorum. Bu provokasyonlara yer vermeyin arkadaşlar. Takımınızın her zaman yanında olun diyorum. Hocamızın da her ne olursa olsun, biz de tabii hocamızın bazı yaptığı yanlışları biliyoruz, yorumluyoruz. Her zaman hocamızın yanında olmamız gerekiyor arkadaşlar. Takımımızın her zaman, her daim yanında olmamız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi. Ama bu provokasyonlara maruz kalmamamız gerekiyor arkadaşlar. Fenerbahçe hep bunların çünkü sonucunda, yani bu buralara oldu. Yani 7 senedir şampiyon olamayan, 8 senedir şampiyon olamayan bir Fenerbahçe. Yani kısaca arkadaşlar, bu tür provokasyonlara bu sene uymamamız gerekiyor. Hocamızın her daim yanında olmamız gerekiyor. Futbolcularımızın aynı şekilde her daim yanında olmamız gerekiyor ve başarı bu şekilde gelecektir. Doğru yapılanma, doğru kadro tercihleriyle gelecektir ve uzun dönemde Fenerbahçe'nin çok fazla transfer yapmasını istemiyorum arkadaşlar. Yani çoğu Fenerbahçe taraftarı da istemiyordur. Zaten finansal olarak kötü durumda olmamızın nedenlerinden bir tanesi de yapılan yanlış transferler ve o transferlerden edilemeyen gelirler arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'nin durumu bu şekilde. Ben bu sene dediğim gibi Fenerbahçe'nin şampiyon olma olasılığını çok yüksek buluyorum ve şampiyon olacağına inanıyorum arkadaşlar. Siz de yorumlarda Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, Fenerbahçe kalan 12-11 maçı da kazanacağını düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını düşünüyorum. Bakalım zaman bize neleri gösterecek. Bu sene çok kritik bir dönem arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe taraftarının sabrı artık kalmadı. Bu sene alınamayacak bir şampiyonluk önümüzdeki senelerde çok olumsuz bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videomuzda arkadaşlar Galatasaray'ı değerlendireceğiz. Diğer videomuzda Beşiktaş'ı, Trabzon'u, bu şekilde bütün takımları sizlere değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler arkadaşlar.